Kadınlar eğer dişil enerjilerini dengelerlerse hayatlarındaki bazı problemler ortadan kalkar. Belki tüylenme başlamıştır kadınlarda. Dişil enerji dengesizliğinden. Belki sesi kalınlaşmıştır. Belki erkek gibi davranışları sergilemektedir. Belki erkek elbiseleri giymektedir. Ya da kadınlığı, anneliği değersiz görmeye başlamıştır. Son derece yanlış bir algıdır bu. Ya da hamile kalmak istemez. Eşcinselliğe doğru bir gidişat vardır. Eğer kadın bundan kurtulmak istiyorsa, dişil enerji dengesini sağlamalı. Ve lütfen gözlerinizi kapatınız Tülay Hocam, tüm arkadaşlarımız. Kendinizi bir buğday tarlasında hayal ediniz. Bir insanın yaşı 45'i aştı mı? Buğday tarlası hayal ettiğinde sararmış buğdaylar görür. Hasat edilmiş buğdaylar görür. Bir insanın yaşı 45'ten aşağı ise eğer yemyeşil bir buğday tarlası görür. Lütfen tarlanızı yemyeşil buğday başaklarıyla dolu görün. Ve buğday başakları sizin omuzlarınıza kadar yükselmiş. Tarlanın her tarafı buğday başaklarıyla dolu olsun. Boş alanlar tamamen buğday başaklarıyla dolsun. Şimdi o buğday başaklarının arasında yürüyün. Başaklara çarpa çarpa yürüyün. Hissedin her birini. Çok büyük bir tarla. Bir dakika bunu hayal ediniz. Yanınızda kız çocukları ve erkek çocukları olsun. Erkek çocuklarınız sağ tarafınızda, kız çocuklarınız sol tarafınızda olsun. Onlarla birlikte tarlanın içinde yürüyün. Tarlanın bitiminde bir zeytin bahçesi görün. Zeytin ağaçları dolu. Zeytin ağaçlarının gölgeleri altından geçin. Zeytin ağaçlarının gövdelerine dokunun. Zeytin yaprakları, zeytin dalları çarpsın bedeninize. Onların arasından gidin. Toprak yumuşacık, pudra gibi işlenmiş. Yine sol yanınızda kız çocukları, sağ yanınızda erkek çocukları. Beraber yürüyün. Bir dakika bunu hayal ediniz. Kıbrıs Adası gelsin gözünüzün önüne. Gökyüzünden aşağıya Kıbrıs Adası'na bakın. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üst kısımda, alt kısımda da Kıbrıs'ın güneyi. Siz Kıbrıs'ın güneyinde sahil kenarında oturmuşsunuz. Dolunay'a bakıyorsunuz.
Dolunay sizi bir mıknatıs gibi çeksin kendisine. Bütün bedeninizle gidin, ayın üzerinde oturduğunuzu hayal edin. Ve gözlerinizi açın değerli dostlarımız.